Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası için gerekli evrak ve belgeler nelerdir? 2020 anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için gerekli evrak ve belgeler 2018 boşanmak için nereye başvurulur? Boşanma davası dilekçesi ve belgeleri sadece aile hukuk mahkemesinde, aile hukuk mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye mahkemesine verilir. Boşanma davası kesinlikle söz konusu mahkemelerden başka herhangi bir devlet kurumuna yapılamaz ve bu durum bir geçerlilik taşımaz. Anlaşmalı boşanma için gerekli evrak ve belgeler nelerdir? Öncelikle belirtmeliyiz ki anlaşmalı boşanma davası için gerekli belgeleri yaptığınız internet aramaları sonucunda güvenilir olmayan kaynaklardan elde ettiğini bilgiler ile hazırlamayınız, boşanma davası sürecinde bir takım belge ve evrakları hazırlamanız önem arz etmekle birlikte bu süreci hızlandıracaktır. Bu süreçte kesinlikle bir avukat ile süreci yönetmeniz tavsiye edilir, herhangi bir eksik husus durumunda süreç uzayabilecek söz konusu dava çekişmeli boşanma davasına dönebilecek, daha da önemlisi belli bir süre boyunca tekrardan anlaşmalı boşanma davası açma hakkınızı kaybedeceksinizdir maddi durumunuz mukabilinde bulunduğunuz şehirden bir avukat aracılığı ile süreci yönetmeniz, ekonomik olarak sıkıntı içinde iseniz barodan adli yardım talebinde bulunma hakkına sahipsiniz, anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler. Aşağıda sırası ile saymış olduğumuz belgelerden en önem arz edeni, anlaşmalı boşanma protokolü. Dür, protokolde yer alacak mal tasfiyesi hususunda özellikle nokta atışı yapılması ve menkul veya gayrimenkullerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokol, protokolde mal tasfiyesi, boşanma nedeniyle doğacak alacak hakları, velayet, nafaka, iştirak nafakası gibi tüm hususların belirtilmesi ve dikkatlice hazırlanması gerekir. Dava dilekçesi, dava dilekçe ile açılacak anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birisi davalı birisi ise davacı olarak gösterilmelidir. Taraf Taraflara ve ortak çocuğa ait kimlik suretleri, avukata verilmiş olan resimli vekaletname, dava açabilmek için gerekli olan harç ve gider avansının yatırılması, tarafların anlaşmalı boşanma nedeniyle yaptıkları devir ve ödeme gibi işlemlerin belgelendirilmesi, anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerin özellikleri. Anlaşmalı boşanma davasında sunacağınız tüm belgelerin hukuka uygun olarak elde edilmiş ve gerçeği yansıtan belgeler olması gerekmektedir. Bu süreci bir avukat aracılığı ile sürdürmeniz önem arz etmektedir. Belgelerde ortaya çıkacak bir sıkıntı davanızın yıllarca sürmesine yol açabilmekte, davanızın reddedilmesi durumunda ise anlaşmalı boşanma davasını bir yıl süreyle tekrar açamaz hale gelmektesiniz, çekişmeli boşanma davası için gerekli belgeler. Çekişmeli boşanma davasında yukarıda bahsettiğimizden farklı olarak ek olarak bazı belgelere ihtiyaç duyarsınız. Belirtilmelidir ki çekişmeli boşanma davasının takibi titiz bir şekilde yapılmalı. Anlaşmalı boşanmaya nazaran daha uzun bir süreç içeren söz konusu davada uzman bir avukatla çalışmanız tavsiye edilir. Yukarıdaki belgelere ek olarak sunmanız gereken evraklar şu şekildedir. Tanık listesi, delil listesi, kredi kartı ekstresi, GSM operatörlerinden alınan detaylı dökümler, darp raporu, telefon mesaj ve arama kayıtları, karakol kaydı, sosyal medya paylaşımları ve yazışmaları, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve her türlü alacak talebi, çekişmeli boşanma davası için gerekli belgelerin özellikleri ve dikkat edilmesi gerekenler. Çekişmeli boşanma davasında sunacağınız her türlü delil, evrak ve belge hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde karşı taraf hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunabilir ve süreç sizin için sürensemeli bir hale gelir. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi